Sağa çekin. Ehliyet. Efendim. Merhaba. Odun Pazarı Belediye Başkanı. Merhaba. Nasılsınız başkanım? İyi misiniz? Türkiye'ye gideyim işte böyle. Bir kere Türkiye'ye yapmış olduğunuz, daha doğrusu Eskişehir'e yapmış olduğunuz o kadar güzel şeyler var ki. Yani siz tek başınıza çok büyük bir mücadele veriyorsunuz. Halkı arkanıza, iki arkadaşım halkı, daha var belediyeci. Halkı arkanıza alarak, onların bu büyük sevgisini kazanarak o kadar güzel işlere imza atıyorsunuz ki tebrik ediyoruz. Osmanlı döneminden kalma seyir okulları olduğu yerde var. Ayrıca bir seyir okulumuz da var. Bir yerde. Çok teşekkür ederim. Bakın çocuklar size ne diyor? Başkanımız sizi çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz. Tamam mı sen? Elimi tutuyor ya annem ya. Ben sizlere ölürüm. Alalım alalım. Gel. Volkan. Gitme gel. Anne Volkan hocam. Gelin lan, gelin lan. Duba. Hocam gerçekten o kadar mükemmel bir gün yaşattınız ki bize. Yani çok teşekkür ediyorum ve çok gururlandık. Çok 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 duygulandık. Hatta buradan yurt dışından misafirlerimiz var. Belediye başkanı olan. Onlar bile büyük bir şaşkınlık içerisindeler şu anda. Çünkü gerçekten yani bu ülkenin, dünyanın sizin gibi insanlara ihtiyacı var. Çok yani bu müze, işte bugün gezdiğimiz hayvanat bahçesi, diğer taraflar, yani her şey. Ben Eskişehir'in çok güzel olduğunu biliyordum ama bu kadarını tahmin etmiyordum, bilmiyordum. Bu da bizim ayıbımızmış demek ki. Ben çok gururlandım. Yani bu Banu'nun heykeli, sizin bir kere tarihimize verdiğiniz önem, Cumhuriyet'e verdiğiniz önem, liderlerimize, Atatürk'ümüze, Eskişehir halkına, gencinden yaşlısına, çoluğundan çocuğuna, herkese yani o kadar büyük değer veriyorsunuz, o kadar insan odaklı yaşıyorsunuz ki ben çok gururlandım. Bunları yüzünüze de söylerim tabii ama hani belki böyle içten sarılıp öpemem. Gerçekten çok çok mutluyum. Ki Eskişehir böyle bir günde iki günde gezilecek bir yer değilmiş. Bunu da anladık. Ama Türkiye'nin her yerinden insanlar gelip Eskişehir'i görmeli, bu güzellikleri görmeli. Buraya bir gün değil, bir ay anca yeter diye düşünüyorum. Ve gerçekten ülkemizin tüm belediyelerinin, tüm belediye başkanlarının sizin gibi çalışmasını o kadar canı gönülden istiyorum ki. Hem yeşili koruyorsunuz, doğayı koruyorsunuz, tarihimize sahip çıkıyorsunuz, kültürümüze sahip çıkıyorsunuz ve insanlara güzel şeyler sunuyorsunuz. Vallahi ben önünüzde saygıyla eğiliyorum. Teşekkür ederim. Eskişehir'den sevgiler. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet, sevgili dostlar, muazzam bir şehir haline gelmiş Sayın Başkanım sayesinde. Kaç yılda hazırlandı başkanım? Ya bunların bir kısmı benim rektörlük zamanımda başladığım, yaptığım şeyler, heykeller. Bir kısmı da belediye başkanı olduktan sonra. Oluşan bir müze. Ve evet, ilk karşımıza çıkan isim tabii ki Yükselen Sesli. Ne diyorum bu heykelleri? Sayın Başkanımız Yılmaz Büyükerşen kendi evi komşumuzdu. Çocuk yaşta kendisini tanımıştım. Müthiş asıl ama öte yanda heykel başvuruğu görüyoruz. Ve Genco Erkal tiyatro sanatçısı ve yönetmen Zülfü Livaneli. Burada ben de bir söz aldım efendim kendisinden. Benim de balmumu
heykelim yapılacak. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yılmaz Büyükerşen'e ben ve tüm ekibim çok teşekkür ediyoruz. Sabahtan beri beraberiz. Bizi o kadar güzel ağırladı, o kadar güzel yerler gezdirdi, gördük. Bayıldık, muazzam. Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel, havanız değişti. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. İstanbul'un kaosundan biraz kurtardıysak sizi. Kesinlikle herkesi Eskişehir'i ziyaret etmeye davet ediyorum efendim. Teşekkürler, hoş kalın, hoşça kalın. Sağ olun. Hoşça kalın.